Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Konami'nin yeni oyunu PES 2019'a bakacağız. Lafı fazla dolandırmayalım, yakından neler olmuş bakalım. Zaten şu an siz de menüyü görüyorsunuz, oyun menüsünü. Gösterim açı yapalım Çağdaş'la, bir şov yapalım arkadaşlar. Ben... Şov mu? Süper Lig var abi. Türkiye'den takım seçelim istersen. Ne dersin? Aynen. Bu arada Türkiye Ligi lisansı Ankara Ayaz'ı ruhumu keser. Yer alıyor. Hadi göreceğiz bakalım. Ama maç İzmir'de. Nasıl İzmir'de? Bayağı. Aa, bu benzemiş hatlar mi? Bayağı gerçekçi aynen görünüyor. Paslar bayağı hızlanmış bu arada ya. Topu evet. Ankara Kaplanları aldı topu. Mükemmel bir pas. Orta alandan çeviriyor. Akıyor. Sana adeta topu, akıyor. Ankara rüzgar esiyor. Klasik. Orta açacak şimdi. Kafayla gol attım. Çok kötü gol. Ama klasik bir gol oldu ya. Çağdaş gol atabildiyse arkadaşlar, oyunda goller kolaylaşmıştır. Bunu söyleyeyim size. Gel buraya, sana arkadan bir bak. Müdahale. Allah. Öyle yok. Öyle beleşe pas atmak yokmuş arkadaşlar. Ne oldu? Foul yapmayacaksın kardeşim. Bu arada oyuncuları da aynı FIFA'daki gibi hızlıca değiştirebiliyoruz. O özellik de geldi PES'e. Genel fizik anlamında koşarken moşarken bayağı keyifli ya. Hop. Ya faullerle topu alıyorsun Çağdaş. Kardeş sen de boldan bir habersin yani. Mükemmel! Şut denemesi! Köfteciye imzalı topu attı Çağdaş. Ya bir organize atak geliştiremedim ya. Nasıl olacak? Muhteşem bir karşılama. İşte defans gibi defans. Dön onu geri oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Yavaş. Faul hoca. Gördünüz değil mi arkadaşlar pozisyon? Faul dediği pozisyona bakın ya. Hakem hatası diye bir şey var arkadaşlar. Bilinçli olarak. %8'lik bir oran vermişler. Hakem hataları koyuyor. Allah çok fena. Faul yaptım orada. Devam. Ve gördü, maalesef. Gördü hakem. Ama PES'te ve FIFA'da maalesef VAR sistemi olmadığı için geriye dönük bir şey yapamıyorsunuz. Haydi Çağdaş, haydi Çağdaş, haydi. Of. Hadi oğlum. Yeme bunu prim var. Koş adamım. Anlıyor. Lütfi işte akıllı oyuncu. Çok güzel pas. Yan ağlar. Gol zannettim. Vallahi gol zannettim. Akıl dolu bir pozisyon daha izliyoruz. Akıl fışkırıyor. Arkadaşına verdi. Oradan verdi. Oradan vurursa çok büyük tehlike. Yani Çağdaş'tan spiker olmazmış. Bunu öğrenmiş oldum. Ayda. Hadi ba. Al onu. Al onu, pres yap, faul yap kaleci, çık. Ay. Çok güzel bir gol attın. Ronaldo. Ankara Gücü'nün yeni transferi. Fırlan. Kalk diyor Lütfi'ye, bir de hocadan fırça yiyor. Aradan mükemmel bir pas. Dönüp vurursa çok büyük tehlike. Maç 1-1 biter ve dostluk kazanır umarım diyorum ama. İlk yarıyı mı oynayalım sadece? Sadece ilk yarı oynayalım aynen. Zaten bayağı uzun ayarladı şimdi. Oradan bir döndü. Evet, Lütfi'den bir koşu şov. Çok iyi gördü arkadaşını. Arkadaşını çok iyi gördü. Bu adamla oyun oynanmaz ha. Niye oğlum? Dikkatimi dağıtıyoruz. Arkadaşını çok iyi gördü. Devamını geçiremedi. O topun altına yattı. Lan hadi çıkarırsın onu. Allah. Ne oluyor arkadaşlar? Faul abi, çektin adamı. Nasıl çektin? Böyle. Replay var mı? Harbiden çektiysen. Bakayım. Dur bakayım. Yalnız animasyonlar falan çok güzel. Evet, bayağı güzel olmuş animasyonlar. Işıklandırma falan. Aynen. Orta alana doğru bir şut. Arkada defans kademede. Vurdurmayın lan. Top kalecide. Bu gol olmalıydı. Son bir dakikaya girdik arkadaşlar. Ankara Gücü'nden dehşetlere düşüren bir hata. Bir hata daha. Bari biraz içeride teknik yapsaydın faal. Ya. Bari biraz içeride yapsaydın. Teknik faal. Hiç teknik kullanamıyorum frikikleri ya. Tamam hocam, sarıya da okeyim. İster misin PES'ten bana teklif geliyormuş. Sebastana. Sen beni beğenmedin ama. Ben bunu hayatta atamam ya. Atarsın Lütfi. Vur. Çok iyi vurdu. Defans ağladı. Hayır. Çocuklar bakın, bunlar kritik anlar. Lan nasıl vuramadın onu? Lan. Heh. Ah topu baba, uzaklaştırdı. Ah baba. Ne yaptı? 1-1 bitti. Dostluk kazandı arkadaşlar. Biraz da artık şu oyunun özelliklerinden bahsedelim. Şimdi biraz hem yeniliklerden bahsedeceğiz hem de bir karakterlere bakacağız. Süper Lig'de neler olmuş, neler bitmiş. İlk ben, özür dilerim, böldüm. Caner Erkin. Boş. Oha. Güzel, bayağı benzemiş Caner Erkin. Oyunun içine bir tane ense tıraşını bile yapmışlar. Hatlar bayağı benziyor Caner'e. Yani şöyle döndükçe çok benzemiyor ama karşı açıdan bayağı benziyor. Fox Engine'e bir yazılım eklemişler arkadaşlar. Bu sayede de grafikler oldukça güzelleşmiş. Bunu söyleyelim.
Fener'den birine bak bakalım. Abi. Volkan'a kim? Baksana. Volkan yıllardır benzemiyor maalesef. Bayağı benzemiş. Ben katılmıyorum ama yaklaşık. Abi çok benzemiş ya. Yan yana zaten evet. Size fotoğrafları görüyorsunuz. Şöyle bir düzle bakalım. Bence bayağı benzemiş Volkan ya. Çok güzel olmuş. Gerçekten Süper Lig'e evet. Adamlar özenmişler arkadaşlar. O zaman bir de Galatasaray'dan birine bakalım. Galatasaray'dan bir Nagatomo'ya bakalım. O muhtemelen benzemiştir. Niye abi Avrupa'da... adam Japon niye? Yok Avrupa'dan geldiği için geçen seneden de grafik kullanıyorlar herhalde. O yüzden benzemiştir diye tahmin ediyorum. Bu da gayet bence benzemiş ya. Zaten firmayla hemcinsler ya artık. Baksana abi. Güzel bir trik yakaladım Çağdaş. Tebrik ederim. Daha çirkinliği yapacağım da hadi yapmayayım şimdi. Zaten hepsi birbirine benziyor. Bu arada şundan da bahsedelim arkadaşlar. 4K HDR desteği gelmiş. Tabii ki de PlayStation 4 Pro'nuz falan olması lazım. Bilgisayar da zaten destekliyor. Bayağı benzemiş. Aynen. Olcay. Olcay. Evet. Bayağı bakıyor. Merhaba Olcay. Bir de Sabri'ye bakalım. Göztepe'de gözüküyor şu an. Aynen. Olmamış. Hiç, gözünü kısıp baktığın zaman bir andırıyor. Fena değil yine. Bir de Messi'ye bakalım diyor Çağdaş. Messi'yi zaten benzetemezlerse. Ayıp etmişler ki. Bayağı. Hakkını. Cayır. Merhaba. Sakalları falan çok iyi olmuş ya. Cayır cayır benzetmişler. Bir de Ronaldo'ya bakalım. Bunlar futbol oyunlarının GTA 5'i. MD White'da gözüküyor Ronaldo. Olmuş tabii yani. Yani bu yeni yazılımın da olayı şu arkadaşlar. Karakterlere falan baktık. Karakterler de çok belli olmuyordu. Maç içinde hani ışıklandırmalar, gölgelendirmeler falan çok daha gerçekçi gözüküyor. Bu hani hem taraftara yansıyor. Bu dinamik hava koşulları biraz daha güzel bir algoritmaya oturtulmuş. Hani aynen mesela öyle. Kapalı havada başladım. Bir anda yağmur iniyor. Çat güneş açıyor. Oradan şimşek çakıyor falan gibi şeyler olabiliyor artık. Şunu da belirtelim arkadaşlar. 11 tane yeni yetenek eklenmiş futbolculara. Yani toplam sayı 39'a çıkmış. Bunu aynen. Söyleyebiliriz. Ve biraz daha böyle kişiselleştirilmiş yetenekler var abi. Hani mesela Muhammed Salah'la özdeşleşen bir hareket. Bir deneyim olarak şeyi de aktaralım. Demoda yıldız futbolcular biraz yavaş kalıyordu. Yavaş. Sanki ya mesela koşarak geçemiyordun hızın daha fazlası. Falan filandı. Şu an yardırıyorlar arkadaşlar. Aynen. Hatta Barcelona bir tık güçlü olmuş gibi. Bir tık güçlü olmuş çünkü hızlı takım zaten yani. Zaten hızlı takım ve tek pas şu an çok iyi çalışıyor. Yapay aynen. Zeka geliştirmeleri var arkadaşlar. Mesela Çağdaş'ın bana sürekli atak yapıyor. Gol atmaya çalışıyor ama atamıyor. Direkten dönüyor, kaleci kurtarıyor, auto vuruyor vesaire vesaire. Bu sefer benim atak yaptığım zaman gol atma ihtimalim artıyor. Yapay zekaya bu da eklenmiş. Yani aynen. Atamazsan atarlar gülümde. Bir de meta muhabbeti var arkadaşlar. Mesela diyelim ki Çağdaş full orta kafa gol atıyor. Bir takım seçiyor. %90 gol oluyor. Sen sürekli böyle oynayıp oyundan sıkılma diye metaları 2-3 ayda bir oyununa göre değiştiriyorlar arkadaşlar. Yani şöyle özetleyelim. 2-3 ay sonra bu meta değiştiği zaman Çağdaş bana orta kafa golle atamayacak artık golünü. Mecburen oyunu oynayıp farklı bir yöntem evet. Geliştirmek yani zorunda kalacak. Yani oyun sizi farklı bir taktik ve farklı bir strateji bulmaya bir süre sonra zorluyor. Aynen öyle. Bağımlı öyle. Hale de getiriyor aslında. Zaten oynanıştan bahsediyoruz da bir ince detay verelim arkadaşlar. Şimdi diyelim karakterimiz Messi. Tamam bu Messi iyi şut vuruyor ama nereden iyi şut vuruyor? Aynen hangi ayağıyla hangi iyi şut vuruyor? Ayağıyla iyi şut vuruyor? Top neredeyken iyi top vuruyor? Top neredeyken daha iyi vuruyor? Uzaklık ne kadarken en sağlam pozisyonu o tutturuyor. Bunlar da artık oyuna algoritma olarak yerleştirilmiş. Yani Messi'yi aldın yaldır yaldır git diye bir şey yok. Oyuncunun aynen, yetenekli... yerden şut çekeyim gol olsun diye bir şey de yok. Yok. O oyuncunun... zaten yoktu da bunu geliştirmişler bu olayı. Oynanışa girmez aslında ama şu değişiklikler de oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ni falan EA Sports'a kaptırdı. Konami, ne kadar lisans varsa kaptırdı abi. Hiç aynen öyle. Öyle şey ama farklı lisanslar aldı. İşte Rusya Ligi, Arjantin Ligi yanlış hatırlamıyorsan. Yani tabii ki de orada yaşayan insanlar için bu önemli. Bak mesela Süper Lig var burada. Oynayabiliyoruz. Abi, o iyi. Mesela biz odağımızı Süper Lig'e koyduk direkt. Aynen öyle. Oradaki adam da ona koyacak ki oradaki oyuncu da oyunu satın alıp oynasın. Kendinden bir şeyler bulsun diye. Bu arada oyunda efsaneler de tabii ki de yerini koruyorlar arkadaşlar. Şimdi bir müddet düşündük, taşındık, videoları izledik. Zaten birkaç gündür de bakıyorduk. PES 2018 ile PES 2019 arasında çok hayati bir grafik farklılığı yok, göremedik. Kesinlikle. Yani adamlar daha çok burada oynanışa abanmışlar. Tabii aynen. Ki de şeyde fark olur şimdi. 4K HDR monitörde, bilgisayarda, PlayStation 4 Pro'da vesairede oynarsan tabii ki de hayati bir fark olur arkadaşlar. Çünkü çözünürlük artıyor vesaire aynen. Vesaire. Ama bunun dışında 1080p'de öyle bir über bir fark göremedik. Zaten tepe açıya geçildiği için o detaylara çok hakim olamıyorsun. Aynen. Öyle. Bu ışıklandırmalar, gölgeler, mölgeler böyle nüanslar çok güzel olmuş. Ona bir lafımız yok ama hayati bir farklılık söz konusu değil. Haberiniz olsun. Yani bu şeyden dolayı değil hani. 18 de iyiydi zaten. Hani 19'da gayet güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Zaten Fox Engine'de burada nimetlerini görüyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonunda böylece gelmiş olduk. PES 2019'a da şöyle bir genel bir bakış attık diyelim. Siz de aklınıza takılan her türlü soruyu aşağı yorum anket olarak bırakın. Anket var. Anket şu arkadaşlar. Maçımızı izlediniz. Lütfü mi iyi oynuyor? Ben mi oynuyorum? Tabii ki.
belki de ben cevaplarınızı bekliyoruz. Onun dışında siz oyunu beğendiniz mi? 19 nasıl olmuş? 18'den gördüğünüz farklar neler? Onları da mutlaka yorum bölümüne yazın arkadaşlar diyelim. Bir de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Eyvallah.